Hesaba yazır Hamza amca. Olur, olur. Hayrola usta? Karga bokunu yemeden açmışsın dükkanı? Zevzekliği bırak da tezgaha geç. Mühim bir işim vardı. Buyur Zehra Hanım teyze. 2 kilo toz şeker isteyecektim. Hemen! Şuna bak! Hemenmiş, şeker nerede? Çuvalda! Sen bu dalgacıya bakma Zehra Hanım! Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? Hükümetin işi teyze, biz istemez miyiz satmak? Allah sonumuzu hayretsin! Ya nasıl olur usta? Dün akşam 3 çuval şeker geldi. Gece uçmadı ya, şuradaydı. Sabah karanlığı dükkana neden gelmişim anladın mı uyanık? Şekeri sakladım, zam gelecek! Daha yeni geldi ya! Gene gelecek! Aptala malum olur. Defol! Defol yoksa elimden bir kaza çıkacak! Defolmam, ben kendim gidiyorum. 51. Kaybettin 15 de abi. Biz de 15'e çekiyoruz lan. Abi 17'ye çekiyordun. 15 dedim sana. Gözünü seveyim abi 17'ydi. 15 dedim sana ulan 17... Yürü bakayım deve! Hadi bas ulan! Fincanla atarsan oynarım, yoksa oynamam. Ben fincanla kahve içerim, bulursam tabii. Hadi mektebe yürü, öğren de öyle gel. Var mı başka meraklısı beyler he? Vay Mustafa'cığım! Merhaba, merhaba! Oo, merhaba! Oh! Taş kasaplı! Bizimkilere tavşan kanı 3 çay yap bakayım! Oldu Mustafa! Ne o ya? Hayrola, bu saatte burada! Gene işten mi kovuldun? Hayır! Bu sefer işi ben kovdum! Bakkal değil, namussuzun biri herif! Biz de terso gittik bugün! Ne zaman doğru gittik ki? Necip Ergeles'i yine hava basıyor! Merhaba çocuklar, merhaba! 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 Siz mum yakıp derdinize yanın hala! Herif çekti altına kız gibi Murat'ı! Yanındaki o şafkarı değil kız gibi Murat'la 80 Mercedes'le bile çekilmez! Sıkıldım! Şöyle bir dolaşalım. Dolaşalım. Hadi. Eyvallah taş kasaplı! Üstü kalsın, eyvallah. Böyle yürümez. Ne olacak yürümezse? Bizim oradaki köfteci Selim'in dükkanı nasıl? Para basıyor, para! Banka! Biz de öyle bir yer açacağız ki... Allah be! Bu iş sermaye ister. Müşkilat çıkarma ayı. Açacağız diyorsam açacağız. Neyle? Tövbe estağfurullah! Böyle işler ayık kafayla konuşulmaz, hadi gidip içelim! Sonra? Ulan döverim seni! Oh. Elimden bir kaza çıkmadan gidip içelim! İçelim ama bende 75 lira var! Bize karides kokteyl de getir. Vay üstüne! Arıl be! Hop! Ne gidiyorsun? Bildiğin gibi değil, çok seviyorum. Ateş bacayı sardı desene! Ne olacak bunun sonu? Sende yok, onda yok! 2 çıplak bir hamama yaraşır oğlum! Sizin anlayacağınız, biz bu köfteci dükkanını açmazsak halimiz duman. Diyorum ki, önce bir valideyi yoklayayım, kirli çıkıdır. Sonra... Senin memleket gibi dayın var, oduncu. Şimdi odun altın gibi oğlum. Madem öyle isteriz bir defa. Hadi öyleyse. Düşün bir kere. Sabah erkenden dükkana. Ceketler fora. Ben hesaplara bakarken Murat dükkanı süpürür. Sonra ateşi yakar. Siloda kıymayla kuru fasulyeyi alır gelir. Üçümüz bir yandan eti yoğururuz, bir yandan piyazlar tabaklara. Saat 11 dedi mi, müşteriler düşmeye başlar ufaktan. Dükkanda yer içer, mangırları da biriktiririz. Günde 1000 papel kazansak...
Ayda eder 30.000. Kral oluruz be. Yarısını yesek? Boş versene oğlum. 10.000'ini yeriz. Biz milyoner miyiz? Geriye 20.000 kalır senede... 20.000, 10 ayda 200.000, 2 ayda 40.000, 240.000. 10 senede 2.400.000. Ağır olun oğlum oğlum. Onu bunu bilmem de birer elbise diktiririz. Belki de ikişer takım. Her elbiseye ayrı gömlek, ayrı kravat. Bu ayıya da ne yakışır ha. Ayakkabılar gıcır gıcır. Peşimizde karılar, kızlar, nah böyle. Elini sallasan ellisi. Sırma tellisi, oh be. Hadi bene duruyoruz, afiyet olsun. Ben de dayanırım Aynur'un kapısına. Yürü kız derim. Tabi gelecek. Hadi şimdi köfteci dükkanının şerefine. Hadi şerefe. Oh be, iyi ki geldik. Gelmesine geldik de, mühim olan gitmesi. Sen ufaktan ufaktan kırbalın. Ben sıkıştım, tuvalete gidiyorum. Sigaracı! Söyle garsona, hesaba ilave edip getirsin. Al canım kardeş. Sen nereye? Kubura mı düştü, şuna bir bakayım. Ha, bak bak. Gel seni bir öpeyim. Bir daha öpeyim. Kendine dikkat et, olur mu? Olur. Şimdi geliyorum. Git gel. Canım benim. Hesap. Ne oldu Murat, nerede? Neredeyse gelir. Eyvallah. Bırakın be! Bırakın diyorum ya! Bıraksanıza be! Bırakın lan! Oh! Of be! Ne oldu lan gömlekle ceket? Boş ver! Kaç kere çıplak kalmadık mı? Hiçbir bok olmaz ona! Önümüz yaz, serin serin dolaşır ayı! Ulan siz yok musunuz? Ne vuruyorsun lan arkadaşımı ha? Döverim ha vallahi. Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten ileriyiz! Esmerim biçim biçim, ölürem esmer için! Ey Allah be! Ah ulan! Gel oğlum! Gene içmişsin oğlum! İş toplantısı, yani iş icabı içtik! Takma kafanı canım anam, gel seni öpeyim. Sen bir tanesin. Ah oğlum, ah! Gel bir daha öpeyim. Esmerim biçim biçim... Hemen uyu da dükkana geç kalma. Için. Remzi efendi kızar. Boş ver anne, kızarsa kızsın. Yoksa oradan da mı kovuldun evladım? Kovulma değil, istifa. Neden be oğlum, ne olacak bu işin sonu? İçtiğine göre bir hal karıştırdı gene. İşten çıkmış. Çıkar hayvan! Nereye yerleştirsen bir şey icat ediyor kovulmak için. Anne! Kesin artık canım, işe yetişmek için erken kalkıyoruz biliyorsunuz. Sonra ustabaşı gözümüzün yaşına bakmadan yarım yemeğimizi kesiyor. Ustabaşına da size de! Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe! Ayten! Nurten! Geliyorlar kızım. Günaydın. 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 Ay bıktım vallahi. Bir kısmet çıksa da sokaklara dökülmekten kurtulsak. Koca nerede kız? Pahalılıktan ötleri kopuyor evlenmeye.
taş olurum, yolunda yoldaş olurum. İstersen rüdaş olurum, merak etme sen, merak etme sen, merak etme sen. Senin sesini yiyeyim kız, Ferdi Tayfur'un dişisi. Toprak olur, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum, İstersen kardeş olurum. Merak etme sen, merak etme sen. Aynur neredesin? Buradayım anne. Ne yapıyorsun kız bahçede sabah sabah? Çiçekleri suluyorum anne. Ben biliyorum senin hangi çiçekleri suladığını. Hadi gir içeri çabuk. Cadı ne olacak? Siz gidin ben gelirim. Çabuk gel. Utanmıyor musun sen böyle konuşmaya? He? Topa mopa niyetliysen kırarım bacaklarını. Otur yerine de çayını iç. Bırak da oynasın çocuk be baba. Pabuca iki çivi vurdular mı 100 kağıt. Para senin cebinden çıkmıyor. Futbol mutbol diye çocuğun zihnini çeleceğine... girdiğin işte dikiş tutturmaya bak. Gene kovulmuşsun. Kovulmadım, istifa ettim. Hemen istifa etmiş. Elin hırsızına yataklık mı edeydin? Dünya yüzünde bir doğrucu Davut sen kaldın. Var mı oğlanın üstüne? Zaten üzgün. Hep aynı numara. Kaçıncı bu? Benzin istasyonunda ne oldu? Benzine deniz suyu katıyorlardı. Arabası olanlar düşünsün. Sana ne? Sabahları sofraya çökmesini biliyorsun ama. Kalkmasını da biliriz. Ey Allah'ım! Bu iş yokluğunda rica minnet nereye yerleştirsem... yüzüne gözüne bulaştırdı. Öf be! Bıktım artık be! Efendi, para bırakmadan nereye gidiyorsun? Daha dün 100 lira verdim ya. 100 liranın ne hükmü kaldı ki? Aygır gibi oğlum var. Önüne kanat geleceğine ondan ise biraz daha. Al şu 50 lirayı, idare etmeye bak. İdare ede de kandile döndük. Mustafa! Mustafa! Baban gitti, gel çayını iç. Sen bakma babana. O da haklı. Kolay mı bu pahalılıkta? Doğru. Biz de onun için iş kuruyoruz. Hı. Köfteci dükkanı açacağız. Neyle açacaksınız oğlum? Hangi parayla? Hani senin bileziklerin var ya. Bak gör anne, bir aya kalmaz 3 katı bilezik alırım sana. Tamam mı? Ah evladım, olsa da versem. Bu pahalılıkta bilezik mi kalır bizim gibi fakir fukarada? Ne o kız, kimi bekliyorsun? Şey, annemi. Kapalı çarşıya gidecek bir iş vardı, evde unuttuk da. Mektubuma neden cevap vermedin? Bilmem ki. Seni sevdiğimi yazdığım halde bana neden boş veriyorsun? Çirkin miyim ben? O ne biçim laf kız, dünya güzelisin. Öyleyse. Gene işten çıktım. Boş ver, her zaman bir iş bulup çalışabilirsin. Neredeyse annen gelir. Ben artık gideyim. Bizi beraber görmez. Yalan söyledim sana. Ben seni bekliyordum. Yok ya. Tabii seni. Annen gelmeyecek mi şimdi? Gelmeyecek dedim ya. Ne kadar korkuyorum bu anandan. Çok cadı karı canım. Nasıl senin annen olmuş hayret ediyorum. Bir de anasına bak kızını al derler. Aman Mustafa, boş ver annemi. Ben seni seviyorum ya. Yok ya. Beni neden gezmeye çağırmıyorsun? Gelir misin? Ya annen? Aa, sen de annemle bozdun. Kapalı çarşıya iş götürdüm bir gün, öğleden sonra buluşuruz. Annen de mi gelecek? Üf, ben yalnız geleceğim. Oldu. Çok seviyorum seni. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yaktı ulan bu karı beni. Gitti gider döner mi bilmeyim. Aşk ateşi bu söner mi bilmeyim. Söner mi lan?
sönebilir de sönmeyebilir de, anası gelirse söner. Hadi, yürü yürü. Merhaba dayı, öpeyim. Tamam, tamam, sağ ol. Hayrola böyle cümbür cemaat? Tanıtayım dayı. Mustafa, bu da Murat, arkadaşlarım. Anlat bakalım, işler nasıl? Ben de onun için geldim dayı. Arkadaşlarla bir köfteci dükkanı açacağız da. Aferin, aferin oğlum! İşinize dört elle sarıldınız mı, geçinip gidersiniz. Para da biriktiririz. Tabii! Yalnız itliği uğursuzluğu sahibine bırakacaksınız. Senin müsrif, ayyaş bir baban vardı. Sen ona çekme sakın! Çekmem sayende dayı. Allah'ın sayesinde! Dinle! İşe başlamadan önce, güzelce yıkanıp abdest al. Sonra bir camiye git. Allah'ım de! Senden başka sahibim yok. Dayım da sıfırdan başlamış. Kuruş kuruş kazanıp, kazandığını tutmasını bilmiş de. Beni de onun gibi adam sırasına sok. Babam gibi serseri yapma. Peki dayı, sonra da size gelirim, küçük bir sermaye lütfedersiniz. Ne? Sermaye mi? Çıldırdın mı sen? Çıldırdın mı? Baban zamanında avucuma ne tükürdü ki? Şimdi oğlunun suratına süreyim. Kepaze herif, az yiyeydi de! Kısa kes be! Yani şimdi sende Sülo'ya verilecek para yok mu? Yok! Yok ol öyleyse pis herif! Deminden beri bir de çocuğun ölmüş babasına dümdüz gidiyorsun. Tüh! Ben bu... Polis! Polis! Al sana! Allah'ım! Allah cezanızı versin! Yattı takım. Ne yapacağız şimdi? Eskiden ne alt ediyorsak onu. Boş verin be! Ulan var mı bizim gibi arkadaş? Kardeşten ileriyiz namussuzum be! Ayağına dümen tak oğlum! Ben size böyle mi öğrettim futbolu? Çocuklar kesin öyle bakayım! Çekilin kenara, hadi! Dağılın hepiniz! Ver şu metreyi, geç şöyle karşıma! Uzak, kim bunlar Mustafa abi? Şimdi anlarız! Hayrola, niye ölçüyorsunuz? Arsa sahibi istedi. Kim arsa sahibi? İşte şurada! Bu yazıyı siz mi yazdınız? Biz yazdık, ne olacak? Bu arsa benim! Apartman yaptıracağım! Bundan sonra böyle maskaralıklar istemem burada, yasak! Ne olur oynarsak? Ayırırım bacaklarınızı ona göre! Çağırt kabak ya! Melekler, bacaklarınızı kıracağım hepinizin! Balina! 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 Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz melekleri? Yardım etsenize! Çocuk onlar, siz uyumayın beyefendi! Çocuk mu? Çocukmuş! Uyumazmış! Sizin mahallenizin çocukları, siz bir şey söyleyin! Yapmayın çocuklar, ayıptır! Ne oluyor burada hanım? Bilmem de! Şimdi görürsünüz siz! Terbiyesiz çeretalar! Bir elime geçirirsem teker teker geberteceğim! Susun bakayım terbiyesizler! Hiç yoktan küfür etti bize! Dağılın yoksa kırarım kafalarınızı! Siz onların kusuruna bakmayın beyefendi! Bilmiyorlar, bilmiyorlar kim olduğumu! Ama öğrenirler! Ankara'ya bir telefon, şuraya, yaptıracağım apartmanın tam karşısına koskoca bir karakol diktirmezsem, bana da Zülfikar Bey demesinler! Haklısınız beyefendi! Terbiyesizlik aldı yürüdü! Aslında her köşe başına bir karakol gerek! Göreceksiniz hepsini nasıl mum ediyorum! İsabet olur beyefendi! Aferin, sevdim seni! Akıllı adama benziyorsun! Sağ olun beyefendi! Şimdilik eyvallah. Güle güle beyefendi. İzninizle ben açayım efendim. Buyurun. Güle güle beyefendi. Mühim adam belli.
Ya valiydi eskiden ya da milletvekili. Baksana, apartmanla birlikte karakolu da diktirecek. Ne dikiyor baba, incir ağacı mı? Açtırma bayramlık ağzımı! Kısmet ayağımıza geldi. Başımıza devlet... Gene mi pirzola anne? Ne istersen onu yaptıralım kızım. Balık, piliç. Akşam taze havyar getirdi baban. Hiçbir şey, hiçbir şey istemiyorum. Sıkılıyorum. Niye sıkılıyorsun kızım? Şimdiye kadar ne dedin de yapmadık. Bak şimdi de senin adına koskoca apartman yaptırıyorum. Hülya apartmanı. Hep senin mutluluğun için. Oraları biraz kenar mahalle değil mi? Yıkılmaya yüz tutmuş evlerde hep fakir fukara oturuyor. Tıpkı romanlardaki gibi. İyi değil mi hanım? Basit insanlar üzerinde otorite kurmak daha kolaydır. Beni de yarın oraya götürür müsün babişko? Sen istersin de götürmez miyim? Ama bir şartım var. Pirzolanı bitireceksin. Hadi kızım. Polina'nın arabası geliyor! Eyvah! Tele takıldım, yakalayacağım sizi. Ne yapayım şimdi sizi? Bırak amca, ne olur bir daha oynamayız. Koparayım mı kulaklarınızı? Burada top oynamak yasak demedim mi? Bırakma lütfen. Bir daha yapmazlar. Hülya ablanıza dua edin. Yoksa koparacaktım kulaklarınızı. Sinirlenme çocuk onlar. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldik ama hoş şeylerle karşılaşmadık. Arsaya tel çekmek için tonla para döktük. Ama gene nafile. İnşaat sahası değil stadyum sanki. Haklısınız beyefendi. Bugün yarın kumdu, çakıldı, tuğlasıydı gelince ne olacak? Malzeme şimdi altın. Gene üstünde futbol mu oynayacaklar? Göz kulak olmaya çalışırım efendim. Ne iş yaparsın sen? Bir depoda bekçiyim efendim. Kaç lira alıyorsun? 5.000 lira. Ben sana 10.000 versem bu inşaata bekçilik yapar mısın? Duacınız olurum beyefendi. Anlaştık öyleyse. Bak sana tanıştırayım. Kızım Hülya, bu da bizim hanım. Müşerref oldum efendim, evim burası. Hanımefendiler buyursa dinlenirler biraz. Benim de mahallenin muhtarıyla bir işim vardı zaten. Sonra arabayı yollar aldırırım sizi. Buyurun. Naime Hanım, uuu! Buyur komşu, hayrola? Misafir geldi de, senden ödünç bir elbise isteyecektim. Lafı mı olur Şöhret Hanım? Başka bir şey de lazım mı Şöhret teyze? Bizimkiler işten dönmedi. Gelir de bana biraz yardım edersen elim ayağıma dolaşmaz. Hemen geliyorum teyze. Mustafa'lar oldu mu kuş kesiliyorsun bakıyorum. Aman anne başlama gene. Ne başlaması, yalan mı söylüyorum? Oh iyi ediyorum. Mustafa'nın da kulağı duyuyor sanki. Duymazsa duymasın. İyi iyi, bütün evi taşı bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Allah bağışlasın, pek de hamarat. Kızınız mı? Hayır efendim, komşularıyım. Benimkiler yok da bana yardım ediyor. Öyle mi? Çok güzel. Neden orada duruyorsun kardeşim? Yanıma gelsene. Adınız neydi? Aynur. Benimki de Hülya. Yakında komşu olacağız. Ah çok iyi, arkadaşlık ederiz. Ah, Nurtenler geldi. Kim bunlar? Hani apartman yapılacak ya sahipleri. Hadi içeri gelin. Ay, bu kulakta mı? Bakma zengin olduklarına, hiç kibirli değiller. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Tanıştırayım, Ayten, kardeşi Nurten. Memnun oldum. Ay, ne kadar Ali Makrav'a benziyorsunuz. Onun Love Story filmini gördünüz mü? Aşk hikayesi. Hayır, işten sinemayı falan unuttuk zaten. Benim de bütün dünyam sinema. Hele Jean-Paul Belmondo'ya bayılırım. Hiçbir filmini kaçırmam. Öyle bir sevgilim olsun isterdim. Niye güldünüz? Arkadaşları abime Belmondo Mustafa derlerdi. Ay, çok merak ettim. Resmi var mı? Var ama odasında. Hadi gösterin, hadi.
Belmondo! İkiz kardeş olsa bu kadar benzemez! Nesi benzeyecek? Arkadaşlarının uydurması! Bildiğimiz Mustafa işte! Maç yok mu bugün? Var ama, balina gelirse! Boş verin balinaya! Nerede top? Burada! At bakayım! Hadi koşun! Dikkat edin, topa nasıl vurulur öğrenin bakayım! Ne bakıyorsun kız? Atsana şu topu! Abimmiş! Abimmiş! Abin mi? Hadi oynayın bakayım! Nasıl? Söylediğiniz artiste benziyor mu? Tıpkı Belmondo! Mahallede kızlar bırakmıyordur peşini! Abim hiçbirine yüz vermez! Yani... hiç sevgilisi falan yok mu? Bu mahallede yok! Kimseleri beğenmez, çok gururludur! Öyle değil mi Aynur? Abin mi? Evet, çok gururludur! Mahallede o kadar güzel kız var, dönüp hiçbirine bakmaz! Ne iş yapıyor? Hiç, boşta! Tahsili? Orta ikiden belgeli! Fena değil! Babamın yanında bir iş bulurum ona! Çok iyi olur! Çalışırsa o serserilikten kurtulur, biz de ondan! Ne yapıyor size? Her şeyimize karışıyor! Kıskanç erkeğe bayılırım! Ben de! Bu da ne sırıtıyor pişmiş kelle gibi ya? Ulan bu karıların hepsi manyak be! Babişko! Söyle cici kızım! Ne var gene? Cici kızını çok seversin değil mi? Sevmek ne kelime! Senin için canımı veririm! Ben de sevdiğine inandığım için... sana sormadan bir iş yaptım! Ne işi? Hani Mehmet Efendi'nin oğlu var ya... Diyorum ki... ona bir onda bir iş versen... Tahsili? Tahsili pek yokmuş ama... Tahsili olmayan adam inşaatta amelelik yapar. Büroda işine. Ben söz verdim ama... Uzatma hadi. Söz verdinse söylerim Mehmet Efendi'ye, oğlunu bana yollar. Tamam mı? Tamam babişko. Canım, canım babişkom benim, seni çok seviyorum. Heyy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 y
Hey Allah be! Hey Allah be! Ey Allah. Hayrola gecenin bu saatinde ha? Baban seninle biraz konuşacak oğlum. Konuşalım, oldu. Tamam. Çok güzel bir iş buldum sana. Gene kovulayım da azarla diye mi? Bu iş başka. Zülfikar Bey'in bürosunda memur olacaksın. Böylece o serseri arkadaşlarından da kurtulmuş olursun. Adam sınıfına girersin. Boyun bağın, kolalı gömleğin, itibarın olur. O herifin yanında çalışma. Böyle devlet kuşu herkesin başına konmaz. Bak Mustafa, aklını başına topla. Çalışmam dedim, çalışma. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Vay orospu var. Ulan iyi insan lafın üzerine gelirmiş. Aa.
Dur kız! Bırak kolumu! Konuşacağım seninle, gel hele şöyle! Dün gece neden pencereye çıkmadın? Nara atmaktan sesim kısıldı! Bak çıkmıyor! Aa! 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 Dargınım sana! Dün o zengin kıza bakarken kendinden geçmiştin! Tövbe estağfurullah! Kız sen iyice manyaklaştın ya! O karı benden çirkin! Doğru söylüyorsun değil mi Mustafa? Ben seni hiçbir kızın sevemeyeceği kadar çok seviyorum. Yok ya, ben de öyle. Korkuyorum Mustafa. Paralarıyla başını döndürmelerinden korkuyorum. Parayla saadet olmaz. Üzüm üzüme baka baka kararır. Biliyor musun kız? Akşam rüyamda gördüm seni. Hayırdır inşallah, nasıl gördün? Şöyle... söylenmez. Aa, hadi söyle. Aa, vallahi söylenmez, utanırım. Hadi anlat, ne olur. Sen böyle çıplak... Aa, söyleyemem, utanırım. Aa, vallahi kötü oluyor. Senin de aklın hep şeyde. Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Benim de aklım hep kuracağımız evde. Çeyizim bitti gibi, perdelere M harfi işledim. Adının baş harfi. Yatak takımlarımız mavi üstüne kabartma. Hep senin için Mustafa. Değer miyim kız bunlara? İş yok, para yok. Köfteci dükkanı açacaksınız ya... O zaman çok para kazanacaksınız. Sülo da öyle diyor. Paralar toplanınca 3 katlı apartman yaptıracakmışız. Alt kat Çingene Murat'ın, ortası Sülo'ya, üst katta bizim. Sonra Mustafa? Onlar da evlenecekler tabii. Bizim oğlumuz olacak, onların kızı. Bizim oğlan onların kızını baştan çıkaracak. Elbette. Ya bizim kızımız olur da... Onların oğlu. Olmaz öyle şey canım, erkek adamın erkek çocuğu olur. Ama boş ver. Bunların hepsi hayal oldu. Hiç de değil, genciz. Olmazsa sırt sırta verir, ikimiz de çalışırız. Ulan kız, sahiden seviyorum seni be. Ben de, ben de Mustafa. Ya anne, bir şey mi oldu? Daha ne olacak, halimizi görmüyor musun? Baban 60'ından sonra inşaatlarda çalışıyor. Kız kardeşlerim fabrika köşelerinde sürünüyor. Küçük kardeşini nasıl okutacağız bilemiyoruz. Sana da eve biraz para getirecek bir iş çıkıyor. Buna da burun kıvırıyorsun. Neymiş? Köfteci dükkanı açacaklarmış. Bırak bu hayalleri oğlum. Bir iş tut, çalış. Ne olacak şimdi? Hep böyle sürünecek miyiz? Kürdan Necip'e takıldı aklım. Tapon bir karı bulmuş, parayla oynuyor. Öyle olsa ooo! Bana bak, senin dilinin altında bir şey var. Söyle bakalım. Bizim oraya apartman yaptıran herif var ya... Kızı benim resmi görünce... Vurulmuş mu yoksa? Onun gibi bir şey. Allah! Babasını açmış işsiz diye. Herif gelsin yazıhanede çalışsın demiş. Kısmet ayağına gelmiş! Oh! Karışma ayı! Kız çirkin, sıskanın biri, kazık gibi bir şey. Tipim değil. Vay yana ayı vay! Söylediği lafa bak be, tipi değilmiş. Ulan açlıktan nefesimiz kokuyor, sen kızın çirkinliğinden söz ediyorsun. Görmedin mi lan Necip'i? Nasıl hava basıyordu bize? Buldun bir yağlı kapı, biz de sebeplenelim sayende. Eğer sende kafa varsa, açtık gitti köfteci dükkanını. Yaşasın be! Bu iş oldu demektir. Bizi de korursun artık. Az çok elimiz kalem tutar. Şöyle dolgun bir maaşla... Ben ne olacağım? Patlama! Mustafa ile herifin yanına kapağı attık mı, sana da bir iş ayarlarız. Oldu! Ne düşünüyorum biliyor musun? Herifin kızıyla evlenmelisin. Moruk da cartayı çekti mi... Mal mıyıp Mustafa'nın? Milyoner olduk demektir. Tamam mı arkadaşım ha? Peki Aynur ne olacak? Para olmayınca Aynur'la zaten evlenemiyorsun. Bir taraftan zengin kızı ayarlar, öbür taraftan da Aynur'u idare edersin. Aynur ne der bu işe? Para bol olunca o bile sevinir. Sevinir mi? Sevinir ya. Para bu oğlum, para. Aramız açılırsa Sülo yaptı der. Oldu. Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten ileriyiz be! Sen karışma lan ayı! Her lafa giriyor, yırtık tondan çıkar gibi. Hey Allah'ım ey ya! 1 milyon bu Cevat Bey, imkanı yok! Gel! Süreyi uzatamam! Bu kaçıncı? Bugün ödenmesi lazım, olmaz kardeşim! Bu kadar!
Mehmet'in oğlu sendin demek. Evet. Duyduğuma göre pek sağlam ayakkabı değil misin? Dedikodu yapmışlar. Baban rica etti. Yanımda çalışacaksın. Ayağını denk al. Yoksa karışmam. Geç bakalım şu masaya. Şükran Hanım. Buyurun efendim. Yeni katip. Gösterin masraf fişlerini, deftere geçsin. Baş üstüne efendim. Bakın, şu toplamları buraya geçeceksiniz. İşe adam değil, adama iş icat ediyoruz. Burası devlet dairesi çünkü. Arayan olursa ben bankaya gidiyorum. Peki efendim. Bu böyle midir hep? Biraz terstir, siz onu aldırmayın. Adama göre işmiş. Bana göre mi bunlar? Hayırlı olsun. Sağ ol. Merhaba Şükran, babam yok mu? Bankaya gitti. Yeni arkadaşın nasıl? Fena değil. Belmondo'ya benziyor değil mi? Bilmem. Sen ne bilirsin zaten? Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Çok şakacısınız. Biliyor musunuz? İşi kabul etmenize çok sevindim. Biraz da ben sevinsem. Gülünce daha da Belmondo oluyorsunuz. Huyumdur. Ben güldükçe Belmondo olurum. Bak! Böyle ne oluyorum? Gene Belmondo, gene Belmondo! Zaten her filmde o kadar değişir ki... Harika! Müthişsiniz! Sahi mi? Şehir üstündeki korku filmini gördünüz mü? Yo, görmedim. Ben yerli film seyrederim. Bizden kimi seversiniz? Cüneyt Arkın! Ay! 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 Nasıl? Sonra Türkan Şoray. Evet, güzel kadın ama biraz şişman değil mi? Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Atasözü, benim değil. Kardeşlerinizin istediği moda dergilerini getirdim. Bana verin, ben akşama veririm. Olmaz. İş çıkışı beraber gideriz. Hem onları da görmüş olurum. Hadi bakalım. Görmemişin oğlu olmuş, çekmiş şeyini koparmış. Başka yaptıracak yer bulamadılar. Al anne. Çabuk olun, el birliğiyle alalım şunları. Evet, evet, önce buradan gelin. Hadi gelin, hadi bakın, çabuk olun, çabuk! İnşaat çok çabuk ilerliyor, değil mi? Gene manyaklaştı bu karı ya! Hoş geldin! Bizimkiler çok sevinecekler! Ayten, Nurten, bakın kim geldi! Hoş geldiniz! Size en yeni moda dergilerini getirdim. Aa, ne zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, benim gibi yakışıklı genci reddetti. Ulan ben sana gösteririm. Bakma lan bana öyle. Ayıp değil mi oğlum? Zülfikar Bey'in kızı evimize kadar tenezzül edip geliyor da senin yaptığın şu işe bak. Yanına bile çıkmıyorsun. Çıkmamış mıyım? Çıkmadın ya. Allah Allah. Ya bizim için mi geliyorlar sanıyoruz? Bilmem. Tüp gaz kuyruğu için de gelebilir, ampul almaya da gelebilir. Allah!
alayı bırak abi. Gözünün içine nasıl baktığını sen de biliyorsun ya. Bal gibi biliyor ama işine gelmiyor. Hayat bu, belli olmaz. Gelebilir de gelmeyebilir de. Ne demek gelebilir de gelmeyebilir de? Şimdi babacığım, yol asfaltlanıyordur gelemez. Asfaltlanmıyordur gelebilir. Ne demişler? Dağ dağa kavuşmaz. Ak akça kara gün içindir. Saçmalamayı bırak. Mustafa oğlum. Ayağına gelen kısmeti tepme oğlum. Hemen söz keselim. Arkasından da hemen nişan. Düğün ne zaman Mustafa abi? Öf be, sıktınız ya. Aa. Sen koskoca Zülfikar Bey'in kızısın. Neden büroda çalışmak istiyorsun anlamıyorum. Sıkıntıdan patlıyorum babişko. Çalışmak benim için iş değil, eğlence olur. İştahım açılır, bol bol yerim, bol bol yiyince de tonton bir kız olurum. Beni dinlersen bırak çalışsın bey, bir değişiklik olur. Razı oluyorsun değil mi tonton babişko? Ne yapalım madem bu kadar istiyorsun? Benim tatlı babişkocuğum! Canım annem! Şimdi güzel güzel uyurum artık, iyi geceler! İyi geceler yavru! Yavrumuzun sevinci az şey mi? Doğru hanım! Doğru ama onun maksadını anlamıyorsun sen! Anlamaz olur muyum? Ama istediğimiz kızımızın mutluluğu değil mi? Demek kızımızın mutluluğu serseriye kaldı ha? Gönül bu bey, kimi severse güzel odur. Biliyorum, biliyorum hanım. Onun için firavun gibi davranıyorum. İtin burnunu kırarsan belki adam olur diye. Fazla ileri gitme bey. Oğlan işten kaçarsa Hülya çıldırır. Anne! Sen uyumadın mı kız? Uyku tutmadı. Diyorum ki, abim şu Zülfikar Bey'in gözüne bir girse... Belki kızını abime verir o zaman. Kız sen de mi uyumadın? Beni de uyku tutmadı. Ne güzel, biz de o zaman çalışmayız. Sabah erkenden kalkmak da yok. Apartmandan da bir kat verirler, şu rezillikten kurtuluruz. Yaşasın, o zaman çeşmeden su taşımak da yok. Musluğu açınca şarıl şarıl su. Leğende yıkanmak da yok, pırıl pırıl banyolar, tuvaletler. Ya mutfak? Belki buzdolabımız bile olur. Bir de hava gazı fırınıyla çamaşır makinesi. Hepimiz bir odada yatmaktan da kurtuluruz. Bana da bir bisiklet alır. Bak o zaman sıkıysa balina desinler mahallede. Hepsinin çenelerini kırarım. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. Hadi uyuyun artık. Erken kalkacaksınız. Bak kızım. Bu yazının bir örneğini çıkaracaksın. Zaten hepsi 5 satır bir şey. Yavaş yavaş alışırsın böylece. Aferin. Ben vilayete kadar gidiyorum. Sen devam et kızım. Peki babacığım. Ay! Harfleri bulamıyorum. Yazamıyorum. Ne yapayım? Suç bende mi? Hayır, bende. Mustafa, bana öyle soğuk durma. Senin gibi bir arkadaşa ihtiyacım var. Kendimi öyle yalnız hissediyorum ki. Maça git, kalabalıktır, memnun kalırsın. Ona etme Mustafa. Benim yalnızlığımın ilacı sensin. Yapma, yapma. Fena olurum sonra. Bana bak. Mustafa. Şişt, dur, ne de olsa ben de bir erkeğim kız. Aa. Benim erkeğimsin, oh, benim. Yapma, fena olur sonra. Hiç karışmam ya. Eyvah, basıldık. Böylece bu işten de kovuldum. Benim suçum yok. Biraz daha gecikseydiniz... Neler geveliyorsun ağzında? Bu senin kızın çok azgın. Bağlamak lazım. Kuduz köpek gibi tehlikeli olabilir. Aşısı var mı? Bana baksana sen! Sen yokken o kadar güzel çalıştım ki babişko! Yeter be! Hadi ikiniz de işinizin başına! Birbirlerini sevmişler.
Hepimizin başından geçti. Ayıplanacak şey değil, gençlik. Ben evlenmelerinde bir mahsur görmüyorum. Sen ne dersin Mehmet Efendi? Vallahi beyefendi, siz daha iyi bilirsiniz. Yalnız kızım benim her şeyim. Dünya bir yana, o bir yana. Hülya'mı üzmeyeceksin, anladın mı? Evlendikten sonra uygunsuz arkadaşlarla kahve fasıllarına falan paydos, tamam mı? Tamam. Öyleyse ben de kızımı sana veriyorum. Öp elime bakayım. Nişan hemen takılacak. En kısa zamanda da nikah, düğün, hepsi bir arada olacak. Ne oluyor ya? Yangından mal mı kaçırıyoruz? Bu işlerde uzatmak iyi değildir. Akraba olacağımıza göre nişandan önce apartmanın bodrum katına taşınırsınız. Al şu 50.000 lirayı. Düğüne kadar üstünüzü başınızı düzersiniz. Allah uzun ömürler versin beyim. Artık gidebilirsiniz. Mustafa! Güle güle Mustafa! Sen dünyadaki babaların en iyisisin canım! Bobişkom! Nişan nerede biliyor musunuz? Beşiktaş düğün salonunda. Ne Beşiktaş düğün salonu ayı? Lalezar'da. Bütün zenginlerin evlendiği yerde. İçki zebil, viski, şampanya... Allah be! Ne istersen iç. Ben içmem. Neden içmiyorsun lan? İçeyim de hesabı gene bana ödetin, değil mi? Oh, bu resmen taş kafa. Lan kayınpeder ödeyecek hesabı. Nişan oğlum bu, nişan. Sen korkma, çatlayana kadar iç. Yaşa be, iyi ki nişanlanıyorsun ha. İşi sıkı tutuyorlar. Bizimkiler kendini donatsın diye tonla para verdiler. Sana? 4 takım elbise de bana. Biri lacivert, kibar yerler için. Nişanda elbise, kravat mecburi mi yani? Yo değil. Donla gel, peştemalla gel, donsuz gel. Peki öyle geleyim. Hamam mı lan orası? O gece arkadaşlardan ceket falan ayarlarız. Benim kalıbımda arkadaş yok ki, hepsi bana dar gelir. Nişan sahibi benim deve. Arkadaşlarımdır, kıyafet serbest dedim mi kimse karışamaz. Bakarsın, o gece 2 zengin kız da biz araklarız ha. Allah be! Var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten de ileriyiz namussuzum! Buyur abla, birini mi aradınız? Mustafa'yı soracaktım. Birkaç gündür uğramıyor. Siz durun biraz. Aynur olacak bu. Sahiden güzel kızmış be. Duyduklarım doğru mu Mustafa? Neden cevap vermiyorsun? Demek doğru. Kızın zenginliği sarhoş etti seni. Rakı mı bu kız? Hayır, elinin körü. Demek para için sattın kendini. Ne satıyoruz ki? Domates mi? Dinle, mesele bildiğin gibi değil. Hadi oradan. Erkek değil misiniz zaten? Hepinizin canı cehennemi. Ben senin için nelere katlanayım, sen kalk da zengin kızına köle ol. Daha bir şey olduğu yok kız. İki gözüm önüme aksın ki bir bok yok. Aksın da dilenirken eline para koyayım. Günahımı alma kız. Sus! Bu senin son görüşüm zaten. Bugün taşınıyoruz mahallede. Dünyalar kadar sevdiğim biricik kızımla, kendini onu mutlu etmeye adayan müstakbel damadımı nişanlamakla, yüksek huzurlarınızda saadet dolu bir yuvanın temelini atmış bulunuyorum. Sarıl bana. Burada, herkesin önünde mi? Yapamam. Ne yapamazsın? Bir erkek bir kadına sarıldığında ne yaparsa. Ayıp. Böyle şeyler gizli olur. Ne ayıbı Mustafa, dans edeceğiz biz. Bak, bekliyor herkes. Dansı bizim açmamız lazım. Açamayız. Neden? Ben dans bilmem ki.
Eyvah! Rezil olduk herkese. Ama ille de oynamak icap ediyorsa oynarız. Bana biraz erkekçe bir parça çalın. Çifte telli filan, tamam mı? Ben dansı açıyorum. Zeka bizi rezil edecek. Sakin ol bey. Bak herkes memnun. Arkadaşlarım seni merak ediyorlar. Neyi mi? Aman Mustafa! Dur, ceketimi de merak edebilirler. Böyle bir serseriyi damat diye alırsak bakalım başımıza daha neler gelecek. Ama kızımızın mutluluğu, bak uçuyor sevinçten. Kapıda iki sarhoş var. Damadınızın arkadaşlarıymış. Tipleri biraz şey de, size sormadan almadım içeri. Ben bakarım, bir dakika. Kayınpeder geliyor. Bizi içeri almamak ne demekmiş, görürler şimdi. Ne var, ne istiyorsunuz? Biz Mustafa'nın arkadaşlarıyız. En yakın arkadaşları, kardeşten ileri. Mesut gününü kutlamaya geldik, bu haybeci bizi içeri almadı. Biz de düğün sahibi sayılırız. Mustafa'nın babalığı bizim de babamız sayılır. Öpeyim bey babacığım. Tamam, tamam, tamam. Burası size uygun bir yer değil. Alın şu parayı da kendinize göre bir yerde eğlenin. Ayıp ettin. Dilenmeye gelmedik, sana baba dedik. Elini öpelim dedik, biz uşak mıyız? Ama kime anlatıyorsun? Surat mahkeme duvarı. Bu ne anlar insanlık? Şimdi seni ayağımın altında eserim, sersene! Bırak ulan, geberteyim şu hıyarı! Bırak! Bırakın beyefendi. Bırak Murat! Bırak be! Bırak! Bastım dedim ben! Kalk ulan ayı! Kalk ulan ayı! Beğendin mi şimdi? Zengin karının yapacağı buydu işte. Aklımız sıra çeşme sandık. Ben paradan falan vazgeçtim. Şimdi Mustafa'nın yüzünü görebilirsen gör artık. Benim bildiğim Mustafa öyle karı falan takmaz. Göreceksin, iki güne kalmaz köfteci dükkanı mangırıyla düşer buraya. Saat 8:30 oldu, bizim serseri damat hala ortalarda yok. Ben şimdi çağırırım babişkocuğum. Günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Mustafa'yı kahvaltıya çağıracağım da. Uyuyor, kaç defa seslendim uyanmadı. Ben uyandırırım, müsaadenizle. Mustafa, uyan sevgilim. Köfte piyaz, bir de ayran. Piyaz yumurtalı olacak. Hadi sevgilim, uyan. Müşteriler çok memnun, öpüyorlar beni. Hadi Mustafa, hadi. O ne? Dükkan müşteri doluydu, tam uyandıracak saati buldu. Öp beni Mustafa, öp! Dur kız! Burası bekar yatağı, elimden bir kaza çıkabilir. Dur, sen git, ben geliyorum.
Allah Allah Allah! Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari. Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın. Yo, öğleden sonraları pek uyku tutmuyor. Ha, burası Dingo'nun ağrı çünkü. Bundan sonra saat 9'da işbaşı, ona göre. Babişko! Reçel mi istersin, bal mı Mustafa? İkisine de bayılırım. Güzel. Çalışmayı sevmiyorsun ama boğazını çok seviyorsun bakıyorum. Ne demişler? Yemek bulursan ye, dayak bulursan başkası yesin. Aslında ne dayak düşkünüsün sen ya. Aşk olsun baba, aşk olsun yani. Ama kızım burası beylik ağrı değil ki. Burası ağırsa benim burada ne işim var? Ben gidiyorum. Siz burada oturun. Mustafa! Kızdın Mustafa, haklısın ama babamın huyu böyle biliyorsun. Beni öpmeden mi gidiyorsun? Güle güle Mustafa'm. Gene ne bekliyorsun? Kızmayacaksın ama. Peki söyle. Apartmanda bütün çocuklarım var, bana da mavi bir bisiklet alsan. Olur alırım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol! Mustafa! Biraz gel oğlum. Bıktım artık el kapısında çalışmaktan. Oğlum koskoca Zülfikar Bey'e damat olacak da ben inşaatlarda sürüneceğim. Biraz da kendimizin patronu olalım. Hülya'ya açsan da babasına söylese, kayınpeder biraz sermaye verse, şöyle küçük bir bakkal dükkanı açsak, ha? Ne dersin? Ben de şimdiye kadar söyleyemedim. Romatizmadan ellerimin halini biliyorsun. Bir bulaşık makinesi alsan da sayende rahat etsem. Abi, benim de nikahında giyeceğim elbisenin çantasıyla ayakkabısını hala almadın. Önümüzdeki kış bana manto almaya söz vermiştin. Sakın bisikletimi almayı unutma abi. Hepsi bu kadarcık mı? Ben de önemli bir şey isteyeceksiniz sanmıştım. Bitmedi mi hala? Ne beceriksiz herifsin. 3000 liralık bir adam tutsam senden 1000 kat iyi çalışır be. Hadi bakalım, saat 6 oldu. Hülya bekler. Doğru eve. Bana bak. Sokaklarda sürtmek yok. Biraz sonra ben de geliyorum. Hep yek. Ulan amma şansın var be. İki, daha iki. Bugün Marsilya'ya vali oldun. Aa bak bak, Mustafa'nın Aynur değil mi bu? Aynur abla! merhaba. Beni tanımadın mı? Mustafa'nın en yakın arkadaşı Sülo'yum ben. Sen de Murat'sın değil mi? Evet. Bir çay içmez miydin bizimle Aynur abla? Mustafa'dan konuşurduk. Onu nişan gecesinden sonra bir daha görmediniz demek. 3 ay oldu. Bunca zamandır ne yapar ne eder bilmiyoruz. Peki neden aramadınız? Nasıl arardık abla? Çalıştığı yere gitsek gene kovulacağız. Ama hak ettik bunu. Aklımız sıra Mustafa zengin bir yere kapılanırsa biz de yolumuzu buluruz dedik. Yoksa Mustafa'ya kalsa o çirkin karıya tav olur muydu? Sana öylesine vurgundu ki Aynur abla. Ben de bir türlü unutamıyorum onu. Yaşamamın anlamı kalmadı artık. İş işle, çarşıya götür, eve dön. Üstüne üstlük anamın çenesi. Aslında biz harcadık seni abla. Seni tanımıyorduk ki. Ne bilirdik böyle candan bir insan olduğunu. Bir köfteci dükkanı uğruna ikinizi de yaktık. Sonunda ne geçti elimize? Hiç. Eskiden hiç değilse canciğer bir Mustafa'mız, nereden olursa yarattığımız bir şişe rakımız, neşemiz vardı. Yaşıyorduk anlayacağın abla. Hep yaşıyorduk. Nerede bu herif? Tuvalete gitti efendim. Mustafa! Mustafa! Neredeydin şimdiye kadar? Şeydeydim, helada. Bu akşam nikahın kıyılacak. Aa, sahi, ben unuttum. Bir de o iş var.
Şimdi terziden smokinini alıp doğru eve. Davetliler erken gelecek. Aa Aynur! Şoför efendi dur! Dur 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 dur! Aynur! Aynur! Aynur kız! Ben seni tanımıyorum, git yanımdan. Özledim kız, biraz oturup konuşsak. Seninle lafım yok, bitti her şey. Sana ya mı kız bu bitsin, aşk bu. Aşkı bassın. Ayıp, eski dost düşman olmaz, beni seven pişman olmaz. Hadi, gözümde tutuyorsun, hadi kız, hadi. Ben seni seviyorum hala. Ama başkalarıyla nişanlanıyorsun. Mutlusun değil mi? Çok, belli değil mi yüzümden? Seninkileri gördüm dün, siloları. Gözümde tütüyor inekler. Onun için de bir kerecik aramamışsın. Helaya bile dakikayla yolluyorlar ya. Oh olsun, müstahaktır senin gibi kendini para için satana. Damarıma basma kız. Ana baba, kardeş arkadaş dalgasına yandım ben. Bazen kafam atıyor. Ulan parasına da, kızına da, sülalesine de bir tekme diyor şeytan. Ama kayınbabanın zenginliği bağlıyor ayağını. Bizimkilerin hatırına susuyorum. Keyifleri yerinde. Basıp tekmeyi savuşsam hepsini sokağa dökecek herif. Sana acıyorum Mustafa, zavallısın. Nikahın var, gecikme. Dur kız. Başlarım şimdi nikahın içine. Yürü gidiyoruz. Şerefe kız hadi. Nikahın şerefine. Su koy verme kız. Biraz da benim bardağıma vodka koysana. Biraz daha. Şişede durduğu gibi durmaz, ona göre ha. Aa, karışma sen. Şerefe. Aşk olsun baba, hiç bu kadar gecikir mi insan? Mustafa nerede? Mustafa mı? Hı? Gelmedi mi? Yo. Allah Allah, nasıl olur? Ben onu 3 saat önce yolladım. Smokini almaya gelmediler. Usta benle gönderdi. Yeter kız. Terkoz değil bu. Vodkalı bira. Niçin yetermiş? Sarhoş mu olurum? Ne kadar kokuyor demiş. Şu karının şirretliğine bir rezalet. Sarhoş oldu galiba. Yavaş kız. Reklam oluyoruz. Bakıyorlar. Göze gömrük mü var? Baksınlar. Ne olacak? Sarhoşum işte. Heh, tamam. Bir ne aran eksik? Onu da atarız. Ne olur yani? Sen nasıl bağırıyorsun? İyice sapıttı bu ya. Kıza bakın, keçilere kaçırdı ya. Sus kız, ben erkeğim. Ben de kuzum. İçer içer batakhanelere mi düşerim? Sen düşür beni. Senin olmak, senin için, senin yolunda batakhanelere düşmek istiyorum. Ah, annem bir duysa bu dediklerini. Boş ver, yüzünü bile görmek istemiyorum. Ona ne benden? Ben seni seviyorum Mustafa. Ya sen, ya da hiç kimse. Oo, bak el aleme tiyatro oldu. Hadi kalkalım. Korkak, korkak ne olacak? Geç kaldın, kayınbabandan azar işiteceksin değil mi? Puh sana. Ya Rabbi şükür. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Hadi yürü yürü. Bırak beni be! Kızla, ne oldu? Hadi! Nefret ediyorum işte! Bence damat gelmeyecek. Caymıştır şekerim. Gelinin güzelliği kimi olsa kaçırır. Baba parasıyla koca bulursam böyle olur. Nerede kaldı bu? Nikah vaktini 2 saat geçti. Rezil olduk cümle aleme. Başına mutlaka bir şey geldi baba. Ne olur bir şeyler yapın baba. Polise telefon etsek? Korkuyorum. Mustafa'ya bir şey olursa ölürüm anneciğim. Ölürüm. Mustafa'sız yaşayamam. (Gülüyor)
Ne bu halin Aynur? Gece yarıları utanmıyor musun? Kapır çeneni. Vallahi giderim onunla. Bakma teyze sen ona. Güneş çarptı. Ay da çarpmış olabilir. Gel kız. Gene buluşalım Mustafa. Güle güle. Nikah memuruna selam söyle. Ha? Olur söylerim. Mustafa. Güle güle. Eyvallah. Güle güle. Güle güle. Gir diyorum sana, içeri gir. Ayıp ayıp. İnsanda utanma olur biraz. Adam bu akşam evleniyor. Başımıza taş yağmazsa iyidir. Nankör! Ciğeri beş para etmez bir serseri olduğu halde kızımı verdim. Şunlara bakın hele! Daha dün açlıktan nefesleri kokuyordu. Sayende karınları doydu. Gözünüze dizinize dursun! Bunu mu yapacaktı bize? Tuh! Boşuna konuşuyorsunuz Zülfikar Bey! Bunlarda laf anlayacak surat var mı? Çöplükten aldınız, çöplüğe atın hepsini. Ha, şimdi yaptım seni Sülo, şimdi yaptım bak ha! Hoppa! Kim lan o? Vay Mustafa! Neredesin be Mustafa? Çok özledik seni! Ne haber lan? İyi! Bizi unuttun zannettik! Neredeydin onca zaman? Papucumun içinde! Bugün nikahım var diye duyduk! Sahi var! Nikahım vardı değil mi? Boş verin nikahı falan! Hadi gidip kafaları çekelim! Bana bak! Gene emanet kalmayalım ha! Mangırın var mı? Ooo bok gibi mangır var. Dur bakayım. Oho mangır gani. Allah be. Esmerim biçim biçim. Ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır. Esmeri sevdiğim için. Ay ay. Hele loy loy loy. Kibar yarim esmerim. Gece yarısı oldu. Bundan sonra gelmez artık! Kızım akşamdan beri yedin bitirdin kendini, yeter! Eyy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 y
Hey! Allah be! Aman yavrum, aman Mustafa, ne olur sus! Bizi el aleme rezil etme oğlum! Apartmandan kovarlar hepimizi! Hiç değilse bizi düşün abi! Yeter be! Hey! Beni esir yerine koyanın! Mustafa! Dur Hülya! Demek sendin! Bendim ya, ne olacak? Aman oğlum, sus evlat! Siz onun kusuruna bakmayın beyefendi, biraz fazla kaçırmış da! Siz büyüyüsünüz, elinizi öpsün de affedin! Çekilin be! Serseri ruhlu herif! Bitin kanlanınca kendini bir şey mi sandın? Daha dün kıçı yamalı pantolonla sürtüyordun sokaklarda! Sayemde sırtın elbise, cebin para gördü! Boynuna kravat taktım! Adam ettim seni, adam! Kes artık gebeş! Ne bu be? Esir mi düştük elinize? Sen değil, senin feriştahın beni adam edemez! Benim adamlığım bana yeter, tamam mı? Al adamlığını! Elbiselerini de al! Küstah! Gömleğini de! Elbiseyle kravattan adamlık ancak sizinkiler kadar olur. Adamlık insanın yüreğindedir. Mustafa! 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 Ne olur bırakma beni, sensiz ölürüm Mustafa! Babanda bok gibi para var, sana yeni Belmando bulur. Bırakma beni! Bırakma Mustafa, gitme Mustafa! Mustafa!
Benden önce geçen oldu mu? Kimse geçmedi. İyi, koşuyu kazandım demektir. Altın madalya benim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? Dükkan sahibiyle konuştunuz mu? Namussuz ağız değiştirdi. 20 bin lira hava parası istiyordu ya. Çalışıp taksitle ödeyecektik. Şimdi hepsini peşin istiyor. Merhaba çocuklar. Hoş geldin Aynur abla. Merhabalar, buyur. Hayrola kız? Çocuklar, sizin dükkan için sermaye getirdim. Seni gören de Vehbi Koç'un kızı sanır. Kapalı çarşıya işlediğim nakışların parası. 3000 lira. Sen koy bunları bakayım çantana. Aa, tenezzül mü etmiyorsunuz yani? Çorbada tuzum olsun istedim. Dükkanı tutamadık, hava parası yüzünden. Ne olacak şimdi? Çalışacağız. Çalışan demir... tencere dibin kara. Uymadı ya. Mustafa, Mustafa'm, ne olur gitme, yaşayamam sen. Sabaha kadar hep Mustafa diye sayıkladı. Reçeteyi yaptırın. Mustafa kimse, onu da bulup getirin. Böyle durumlarda hastanın moralinin düzelmesi bütün ilaçlardan daha tesirlidir. Kızım yaşayacak mı? Morali düzelirse. Ne olursun bey? Çıldırdın mı Ferhunde? Yüzünü görmek istemiyorum o serserinin. Doktoru duydun. Kızımızın yaşaması Mustafa'nın gelmesine bağlı. Sen gitmiyorsan ben gidip bulur gelirim. Ferhunde! Şuraya bak, senin gebeş geliyor. Biliyorum. Hepinize karşı suçluyum. Ama ayağınıza kadar geldim. Kızım ölüyor. Ne olursun Mustafa, yalvarırım. Gel bir defa gör Hülya'yı. Korkma. Ona koca olmanı istemiyorum senden. Seni görüp kuvvet kazanması yeter. Al sana 100 bin lira. Onu bir kerecik görmene karşılık. Elli bin lira daha. İstersen daha da veririm. Al paralarını şeyine, cebine sok. Al al. Milyon versen değişmez. Bakma, yüreğimiz cebimiz gibi delik değil. Biz insanlığımızı parayla satmayız. Değil mi kız? Git Mustafa. Gidiyorum ama geleceğim. Göndermeyecektin abla. O gebeş geri yollar mı onu? Mustafa'ya güvendimdi. Bu saatten sonra artık gelmez. Seni götürelim mi Aynur abla? Zahmet etmeyin. Ben kendim giderim. Hoşça kalın. Hey! Allah be!
gelmeyeceksin sandım Mustafa. Gelmeyebilirdin. Dün dündür, bugün bugündür. Gelmişsem gelmişimdir, gelmemişsem gelmemişimdir. Ben geldim mi? Gelmişim, çok fena. Allah'ım, var mı bizim gibi arkadaş be? Kardeşten ileriyiz namussuzum be! Ama bundan sonra haybeciliğe paydos. Sır sırta verip çalışacağız, tamam mı? Tamam! Tamam. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır, esmer sevdiğim için. Ay ay, hele loy loy loy, kibar yârim esmerim.